Merhaba arkadaşlar. Hücre bölünmeleri ilk öğümüzle kaldığımız yerden konu anlatımımıza devam edelim. İlk olarak burada bakacağımız şey bir hücre neden bölünmek ister? Şuna baktığımız zaman arkadaşlar hücreler zamanla büyüme özelliği gösterirler. Hücre zamanla büyüdüğünde hacmi artacak fakat yüzeyi yani hücre zarı aynı derecede büyüme özelliği gösteremeyecek. Bu yüzden hücre hacmini azaltmak yüzeyini arttırmak için bölünmeye gider. Şimdi çekirdek arkadaşlar hücreyi yöneten merkezdir. Hücrenin yönetici moleküllerini taşıyan yönetim merkezi çekirdektir. Şimdi hücrenin sitoplazması arttığında organelleri falan da artıyor. Şimdi tek bir çekirdek bu hücreyi yönetirken problem yoktu. Fakat hücre büyüyüp organellerin sayısı artıp sitoplazma miktarı arttığında sitoplazma ile çekirdek arasındaki denge bozulur. Çekirdek sitoplazmayı yönetmede yetersiz kalır ve bölünmeye gider. Başka bir faktör ise hormonlardır. Hormonların arkadaşlar etkisi üreme hücrelerini oluşturmak için yapar. Bu iş arkadaşlar birazdan göreceğimiz meiyoz bölünme dediğimiz olayla gerçekleşir. Hücre bölünmesindeki bazı terimleri bilelim. Kromatin iplik. Gençler hücrelerimizin içinde var olan çekirdekte kromozomlarımızı taşıyan yapı kromatin iplik halindedir. Bu iplik karışmış bir ip gibi düşünebilirsiniz. Hücre bölüneceği zaman bu iplik kısalıp kalınlaşır ve kromozomları belirgin hale getirir. Bir kromozomun yapısında arkadaşlar protein kılıfla beraber içerisinde DNA molekülü vardır. DNA ve dışını saran bir protein kılıf. Kromozomla kromatin iplik arasındaki fark karışmış olan ipliği ucundan tutarak sarıp bir yumak haline getirip düzenliyorsunuz. Yani bu bunun düzenlenmiş halidir. Dolayısıyla kromozom protein kılıf ve DNA içerdiğinden dolayı yapısında hem bir nükleik asit hem de protein olduğundan biz kromozoma nükleoprotein yapılı bir moleküldür diyebiliriz. Hücre bölünmesi sırasında bu kromozomun arkadaşlar içindeki DNA eşlenir ve iki bacaklı X şeklini alır. Bu DNA molekülümdü kromozomun içindeki aynısından bir tane daha yaptı. Ve yaptığında bunlar sentromer adı verilen bölgeden sırt sırta vererek X şeklini aldılar. Protein kılıf bu iki tanesini saracak şekilde oluşturuldu. Bu da bir kromozomdur. Fakat bununla bunun arasındaki fark iki katı kadar DNA'ya sahiptir. İki katı kadar DNA'ya sahip bir kromozomun bu bacaklarının her birisine kardeş kromatit adı verilir diyebiliriz. Şimdi hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıda hacim yüzey oranları verilen hücrelerden hangisinin diğerlerinden daha önce bölünmeye başlaması gerekir? Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar hacim yüzey oranı artan bir hücrenin işte hacmi çok arttı, yüzey yeteri kadar artmıyor. En fazla oran nerede var? Burada var 2,5 katı şeklinde. Dolayısıyla ilk olarak bu bölünme emrini alır ve bu bölünme yoluna girer diyebiliriz. İkinci örneğimize bakalım. Bölünme sırasında kromozomların iki kromatitli olarak gözlendiği bir evrede hücredeki niceliklerinin çoktan aza doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Mesela biz 4 kromozomlu bir hücreymiş gibi varsayarak yazalım. 4 kromozom eğer iki kromatitli gözleniyorsa her birini bu şekilde gözlemleyeceğiz. 2 kromatitli bir kromozom, biz 4 kromozom çizdik. 4 kromozom varken bu kromozomların kardeş kromatitlerini birbirine bağlayan yapıya ne ad veriliyordu? Sentromer. O zaman bunun 4 tane de sentromer olması lazım. 2. sentromer, 3. sentromer, 4. sentromer. 2 kromatitli kromozomlarda DNA'lar eşlenmiş halde bulunuyordu. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de DNA olması lazım. Peki biz ne biliyoruz? Bir DNA molekülünü çizmiş olalım. DNA'da arkadaşlar bölgesel bölgesel genler bulunur. DNA'nın içerisinde bir DNA'da bir sürü gen vardır. Genler ise nükleotitlerden oluşur. O zaman 8 tane DNA varsa gen sayısı daha fazla, nükleotit sayısının ise en fazla olması gerekir. Çünkü bunlar nükleotit, bunlar bir araya gelerek genleri, genler bir araya gelerek de
DNA'yı oluşturur. Bu şekilde baktığımız zaman bu örneğin cevabı E olmalıdır. Peki, diploid ve haploid kromozom neyi ifade eder? Hemen onu konuşalım. Diploid yani iki el kromozomlu hücre, homologları bir arada bulunduran hücrelerdir. İşte bizim bütün vücut hücrelerimiz, deri hücremiz, eşey ana hücrelerimiz iki el kromozomludur. Yani anneden ve babadan gelen kromozomlar bir arada demektir. Haploid ise mayoz geçirmesiyle oluşan tek takım kromozom. Yani anneden ve babadan gelen kromozomlar bir arada değil demektir. Sperm hücresi, yumurta hücresi yani biz bunlara eşey hücreleri diyoruz. Bunlar haploid kromozomlu hücrelerdir. Otozom vücut kromozomlarımızdır. Gonozom ise eşey kromozomlarımıza verilen isimdir. Şimdi burada bir yeni tanımımız daha var, kinetokor. Eşlenmiş DNA'ya sahip bir kromozom sentromer bölgesinden birleştiğinde iki bacaklı bir yapı alır. Bu bacakların her birine kromatit adı verilir. Kardeş kromatitler. Bu kardeş kromatitlerin birbirlerine bakmayan dış yüzeylerinde iyi ipliklerinin tutunmasını sağlayan bölgeye arkadaşlar kinetokor adı verilir diyebiliriz. Şimdi hemen önemli bilgimize bakalım. İnsan 46 kromozomludur. Dişide de erkekte de 46 kromozom vardır. Bunun 44'ü vücut kromozomları adını verdiğimiz otozomları, iki tanesi ise eşey kromozomu dediğimiz gonozomları oluşturur. Kadınlarda tek çeşit gonozom vardır. X gonozomu, erkeklerde ise iki çeşit gonozom vardır. X ve Y gonozomlarıdır. İki el kromozomlu vücut hücrelerimizde arkadaşlar iki tane gonozom varken eşey hücreleri dediğimiz en kromozomlu hücrelerimizde ise sadece bir tane gonozom bulunur. Bu dişilerde tek çeşittir, erkeklerde ise iki çeşittir diyebiliriz. Şimdi hücre döngüsüne başlayacak olursak, hücre döngüsü arkadaşlar bölünmeye başlamasından diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığıdır. İlk olarak hücre döngüsü hazırlık evresi dediğimiz interfaz ve mitotik evre dediğimiz karyokinez ve sitokinez olmak üzere ikiye ayrılarak incelenir. İnterfazı 3 evrede inceleyeceğiz. G1, S ve G2 olmak üzere. Çekirdek bölünmesi karyokinez dediğimiz 4 aşamada gerçekleşecek. Sitoplazma bölünmesi ise oluşmuş olan iki çekirdeğin hücrenin sitoplazmasının bölünmesi sonucunda iki yeni hücre oluşturacağı bölünme türüdür diyebiliriz. Şimdi bir mitotik döngüyü düşünecek olursak arkadaşlar, mitotik döngünün interfazı G1, S ve G2 dediğimiz aşama interfaz aşamasıdır. Yani burası interfazdır. Farkındaysanız bu döngünün en uzun süren evresi interfazdır. Şurası çekirdek evresi bölünmesi, burası ise sitokine sitoplazma bölünmesi. Bu iki evreye birden mitotik evre adını veriyoruz. Şimdi interfazda başlayalım. Hücre interfazda G1, S ve G2 evreleri olmak üzere 3 ayrılarak incelenecek. G1 evresinde ATP sentez hızı artar, protein sentez hızı artar, organeller eşlenir, hücre besin alım hızını arttırır, büyümeye başlar ve genel hazırlık işlerini yaptığı evredir. S evresi buranın en önemli evresidir. Çünkü S evresinde DNA eşlenmesi yani replikasyon gerçekleşir. G2 evresinde ise hücre bölünme hızını, bölünmeyi tamamlar, bölünme hazırlığını tamamlar. Buranın en önemli meselesi eğer bir hayvan hücresi ise G2 evresinde arkadaşlar sentrozom eşlenir. Ama bir daha söylüyorum, eğer bu bölünmeye hazırlanan hücre hayvan hücresi ise, onun dışında hazırlığın tamamlandığı, eksikliklerin giderildiği evreye G2 evresi adı verilir. Bazı hücreler arkadaşlar bölünme özelliğinde değillerdir. Bu hücreler dinlenme evresi dediğimiz G0 evresine takılı kalır ve hiçbir zaman ona bölünme emri verilmez. G0'da bekler ve bölünme özellikleri olmayan hücrelerdir diyebiliriz. Embriyonik hücreler, anne karnındaki embriyonik hücrelerde ise sadece S evresi geçerlidir. Hücrenin içerisindeki DNA eşlenir, hücre ikiye bölünür. Tekrar DNA eşlenir, bir daha ikiye bölünür. Çok hızlı bir şekilde
döngüyü tamamlayabilmesi için G1 ve G2 evreleri pas geçilir embriyonik hücrelerde diyebiliriz. Şimdi mitoz dediğimiz çekirdek bölünmesi kısmına bakıyoruz. Mitozun karşılığı çekirdek bölünmesidir. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Hiçbir prokaryot canlıda mitoz gerçekleşemez. Çünkü prokaryot canlıların çekirdekleri yoktur. Bunun amacı ana hücreyle kromozom sayısı ve genetik yapısı birebir aynı iki yavru hücre oluşturmaktır. Tek hücrelilerde üremeyi gerçekleştirir. Mesela bir amip mitoz geçirirse ne olur? İki tane amip olur. Amip üremiş olur. Fakat çok hücrelilerde büyüme, gelişme, onarım bazen de eşeysiz üreme mitoz sayesinde çok hücreli canlılarda karşımıza çıkacak özelliktir diyebiliriz. Şimdi mitozun aşamalarına geçecek olursak. Birinci aşamamız profaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Bakın çekirdek zarı erimeye başlar. Sentrozomlar zıt kutuplara doğru çekilip iyi ipliği oluşumunu başlatır. Bu sırada farkındaysanız artık kromatin iplik yerini neye bırakmıştır? İki kromatitli kromozomları oluşturur diyebiliriz. Şimdi metafaz evresine gelince çekirdekten kurtulmuş olan kromozomlar hücrenin tam ortasına, kinetokorlarından iyi ipliklerine tutunarak dizilirler. Bu dizilim kaç kromozom varsa tamamı yan yana gelecek şekilde olur. Hepsi arkadaşlar yan yana gelecek şekilde hücrenin merkezine dizilirler. En az kromozomları oluşturan kromatit sayısı kadar, yani kinetokor sayısı kadar iyi ipliği oluşturulmak zorundadır. Ve kromozomların en net görüldüğü evre bu evrededir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sağlıklı bir birey, dişi bir bireyin kromozomlarının yapısına bakıyoruz arkadaşlar. 22 çift vücut kromozomları var. Bir de XX dediğimiz gonozomları var. Down sendromlu bireylere baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Fazladan bir kromozom taşıdığını görüyoruz. 21. kromozom çiftinin bir tane fazla olduğu görülüyor. Bu da neden kaynaklanıyor diyecek olursak, şimdi bir önceki sayfamıza dönelim. Şimdi eğer arkadaşlar kinetokorlardan iyi iplikleri tam olarak bunu tutmazsa, burada iyi iplikleri birazdan göreceğimiz kısalma sonucunda kardeş kromatitleri birbirlerinden ayırıp zıt kutuplara çekilecek. Ama eğer bir tanesi iyi ipliği tarafından tutulmadıysa bir tarafa hiç kromatit çekilmeyecek, diğer tarafa fazladan gidecek. Eğer bu fazladan oluşan kromozoma sahip canlı üreme hücresi olarak katılırsa Down sendromlu gibi kromozomun fazla olduğu bireyler ortaya çıkacaktır diyebiliriz. Şimdi anafaz evresinde neler meydana gelir? İlk olarak arkadaşlar iyi iplikleri kısalır. İyi iplikleri kısalınca metafaz evresinde bunlar iyi ipliklerine tutunmuş kardeş kromatitler vardı. İyi iplikleri kısaldığında bu yukarıya, bu aşağıya çekilecek. Dolayısıyla kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılacaklar. Zıt kutuplara doğru çekilecekler. Bunların her biri artık bir kromozom olarak adlandırılacak arkadaşlar. Dolayısıyla anafaz evresinde 4 kromozomla başladığımız yolculuğumuz her bir kromatit bir kromozom sayılacağından dolayı geçici olarak 2 katına çıkar. 4 kromozomla başladığımız yolculuğumuz anafaz evresinde bunların her biri kromozom sayılacağı için 8 kromozom olarak sayılırlar diyebiliriz. Telofaz, çekirdek bölünmesinin son aşaması. Kromozomlar uzayıp incelerek kromatine dönüşür. Telofaz arkadaşlar profazın tersidir. Profazda kromatin iplik kromozomlara dönüşmüştü. Burada tekrar kromatin haline dönüşecek. Orada çekirdek zarı erimişti. Burada tekrar oluşmaya başlayacak. İyi iplikleri oluşmaya başlamıştı. İyi iplikleri tamamen kaybolacak ve hücre yavaş yavaş içeriye doğru boğumlanmaya başlayacak. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Sitokinez adını vereceğiz.
Bir biyoloji öğretmeni tamamladığında iki yavru hücre oluşan bir hücre döngüsünün evrelerini öğrencilerden modellemelerini istemiştir. Aşağıda bir öğrencinin hazırladığı model verilmiştir. Buna göre öğrencinin hazırladığı model ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi burada bir hücre döngüsü var. Bakın burada çekirdek zarı erimeye başlamış profaz evresi ve içeride 4 kromozom görünüyor. Burada kromozomların 4'ü de yan yana dizilmiş metafaz evresi. Ve arkadaşlar bu bölünmede eğer kromozomlar var olan bütün kromozomlar hücrenin ortasına yan yana dizildiyse mitozdan bahsederiz. Burası kromozomların kardeş kromatitleri birbirlerinden ayrılmış zıt kutuplara çekilmiş ve burası da telofaz dediğimiz artık çekirdek zarı ve çekirdekçiğin yeniden oluştuğu evredir. Hücre bölünmesi tipi olarak mitoz örnek verilmiştir. Bölünen hücrenin kromozom sayısı 8'dir demiş. Halbuki 4 kromozomla yolculuğuna başlamış. Yani bu sınavda çıkmış örneğimizin cevabı B olmalıdır. Bir hayvan hücresinin mitozu sırasında olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, kromozomların ekvatorial düzleme dizilmesi metafaz evresinde yaşanıyordu. Kromozomların uzayıp incelerek kromatin ipliğe dönüşmesi profazın tersi dediğimiz telofazda, çekirdek zarının erimesi profazda, kardeş kromatitler anafazda ayrılacak, kromozom sayısının geçici olarak iki kadına çıkması da anafazda yaşanır. Sıramız neydi? Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olacaktı. Buraya göre baktığımız zaman yolculuğumuzun 3 ile başlaması gerekir. Yolculuğumuz 3 ile başlayacak. Daha sonra metafaz 1 ile devam edecek. Zaten ne yapmış olduk? Cevabımız çıkmış oldu. Fakat iki tane anafaz olan şu evreleri karşılaştırdığımız zaman kardeş kromatitler ayrılacaklar ki kromozom bunların her biri bir kromozom sayılsın. Yani ilk önce kardeş kromatit ayrılmalı. Daha sonra kromozom sayısı 2 katına çıkmalı. O yüzden cevabımız B olmalıdır. Diğer örneğimize baktığımız zaman mitoz bölünmenin profaz evresiyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. İnce ve uzun halde bulunan kromatin iplikler yoğunlaşmaya başlar ve kromozom olarak adlandırılır. Evet, profaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyordu. Kromatin iplik kromozomlara dönüşüyordu. Sentrozomlar kutuplara doğru çekilerek İ ipliğini başlatıyordu. Kardeş kromatitler birbirine sentromer noktalarından bağlıdır. Doğru bir ifadedir. Kinetokorlara bağlı İ ipliklerinin kısalmasıyla kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi anafaz evresinde olduğundan dolayı bu ifade yanlıştır. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Şimdi arkadaşlar sitokine sitoplazma bölünmesine bakalım. Hücrelerimizin içerisinde ikişer tane çekirdek oluşturuldu. Bu çekirdeklerin aynı hücrede olmasına gerek yok. Sitoplazma bölünmesi yaparak iki tane yeni hücre oluşturacağız. Hayvan hücrelerinde sitokinez arkadaşlar boğumlanma olayı ile meydana gelir. Bitki hücrelerinde ise Golgi cisimciğinden ayrılan keseciklerin hücrenin ortasında birikerek buna orta plak ya da hücre plağı adı da verilebilir ya da ara nemer birikerek hücrenin ortadan ikiye bölünmesini sağlar. Sonuçta arkadaşlar iki tane yeni hücre oluşturulur diyebiliriz. Bu iki tane yeni hücrenin hem hayvan hem de bitki hücresi için bu oluşan iki yeni hücrenin hücre büyüklükleri, sitoplazma miktarları, var olan organellerinin sayısı farklılık gösterebilir. Fakat bunların kromozom sayısı, genetik yapısı ve organellerinin çeşidi aynı olmak zorundadır. Mesela hayvan hücresinde her iki hücrede de sentrozom olmalı. Bitki hücresi ise bu, kloroplast taşıyan bir hücre ise o zaman bunda da kloroplast olmalıdır diyebiliriz. Şimdi amitoz bölünme dediğimiz çekirdek bölünmesi olmayan bölünmeden bahsedeceğiz. Şimdi bu çekirdek bölünmesi olmayan bölünme, çünkü mitoz biliyorsunuz ki çekirdek bölünmesi demekti. Amitoz çekirdek bölünmesinin safhaları gerçekleşmeden meydana gelen bölünme şeklidir. İ iplikleri burada görev almaz. Burada mesela bakın bir amayasındaki tomurcuklanmayı görüyoruz. Çekirdek miktarını iki katına çıkartır. Daha sonra arkadaşlar DNA eşlenmesi ve sitoplazma bölünmesi yaşanarak iki tane yeni canlı oluşturabilir diyebiliriz. Bu özellikle karşımıza bir amayasındaki tomurcuklanmada çıkacak bir bölünme türüdür diyebiliriz.
Şimdi hücre döngüsü sırasında DNA miktarlarında ve kromozom sayısındaki değişim grafiklerimiz var. İnterfazın S evresinde DNA miktarı iki katına çıkar. Bu arkadaşlar telofaza gelene kadar DNA korur. Ama sitokineze geldiğinde, çünkü hücrenin içerisinde iki çekirdek var telofazda. Dolayısıyla DNA'nın yarısı burada, yarısı buradadır. Ve hücre bölündüğü zaman ikiye ayrılmış olur. Hücrenin ortadan ikiye bölünmesi de sitokinezdir. Peki kromozom sayısındaki değişime baktığımız zaman, kromozom sayısı anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrıldığı için geçici olarak iki katına çıkıyordu. Kardeş kromatit ayrılmasından dolayı geçici olarak iki katına çıkıyordu. Sonra sitoplazma bölünmesiyle tekrar kromozomlar, biz 4 kromozom için konuşmuştuk. 4 kromozom, 4 kromozom, 4 kromozom, 4 kromozom, 4 kromozom. Kardeş kromatitler ayrıldı. Sonra hücrelere tekrar 4'er kromozomu dağıtacaktır diyebiliriz. Evet. Hemen TYT 2018'de çıkmış bir sorumuz var. Buna bakalım arkadaşlar. Soğan kökü hücrelerinde hücre bölünmesi incelenirken aşağıdaki olaylardan hangisiyle karşılaşılmaz? Şimdi soğan kökü, yani bir bitki hücresinden bahsediyoruz. Bitki hücrelerinin bölünmesi sırasında çekirdek zarı parçalanır, kromatin ipli kısalıp kalınlaşır, iğ ipliği oluşur, kromatitler hücrenin kutuplarına da çekilir. Fakat boğumlanma hayvan hücrelerinde karşımıza çıkan bir sitoplazma bölünmesidir. Bu bitki hücresi olduğu için bunlar da ara lemel oluşarak sitoplazma bölünecek. Dolayısıyla biz bir bitki hücresini incelersek böyle bir karşılaşmayla, böyle bir olayla karşılaşmayacağız. Şimdi hücre döngüsünü kontrol eden arkadaşlar 3 tane kontrol noktamız var. G1, S ve G1, G2 ve M kontrol noktaları. G1 kontrol noktası hemen G1 evresinden sonra karşımıza çıkan bir kontrol noktasıdır ve şöyle işler. G1 evresinde arkadaşlar özellikle işte hücre belirli bir büyüklüğe ulaşsın, besin alım hızını arttırsın diye beklediğimiz bir evredir. Yeterli büyüklüğe ulaşsın ki mesela şöyle bir hücreyi ikiye böldüğümüz zaman çekirdeği de parçalayabiliriz. Ama diyor ki yeterli büyüklüğe ulaşırsa ben o hücreyi bölerken problem yaşamam. O yüzden G1 kontrol noktası temelde buna bakar. Eğer yeterli büyüklüğe ulaştıysa devam et der. G2 kontrol noktası S ve G2 evresinden sonradır. Buranın en önemli olayı S evresindeki DNA işlenmesidir. Doğru işlenip işlenmediğini kontrol eder. Eğer bir hata varsa ve onarabiliyorsa onarır. Eğer bir hata yoksa devam et sinyali verir. M kontrol noktası ise metafaz evresinde kromozomların kinetokorlara iğ ipliklerinden doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol eder. Eğer doğru bağlandıysa devam et sinyali verir. Bağlanmadıysa dur sinyali verir. Şimdi eğer hücre döngüsü kontrolünü kaybederse kanserleşme adını verdiğimiz olay ortaya çıkar. Kanser kontrolsüz hücre bölünmesidir. Çok sayıda, mesela arkadaşlar yetişkin bir insanda günde 100 tane hücre ölüyorsa yerine işte 95 hücre oluşur, 102 hücre oluşur. Tabii ki sayıları tamamen örnek vermek amaçlı söylüyorum. Fakat kanserli bir doku ya da organda günde 100 tane hücre ölüyorsa yerine 400 yeni hücre oluşur. Çünkü kontrolü kaybetmiş hücreler sürekli bölünürler. Ertesi gün bir 400 daha, ertesi gün bir 400 daha. Dolayısıyla orada hücrelerin aşırı artmasına bağlı bir doku oluşumu gerçekleşir. Buna tümör denir. Eğer tümör kan damarları yoluyla başka bir alana, başka bir dokuya, organa taşındıysa buna metastaz adı verilir ve kötü huylu tümör olarak ifade edilir diyebiliriz. Kanserleşmiş hücrelerin vücudun diğer bölgelere yayılmasıdır arkadaşlar metastaz. Hücre bölünmesini engelleyen iki mekanizma tespit edilmiştir. Hücreler arası haberleşme, yani kontak inhibisyonu. Hücreler belirli bir yoğunluğa ulaştıklarında hücre üzerindeki reseptörler ile birbirini uyarır ve çekirdeğe sinyal vererek bölünme durdurulur. Bunu kaybetmiş olmalı, devam edecek. Bir de hücreler belirli sayıda bölünmeden sonra iç sinyallerle otomatik olarak bölünmeleri durdurur. İşte bunları kaybettiği zaman hücrede arkadaşlar kanserli hücre dediğimiz sayısını sürekli arttırma meydana çıkar. Her iki mekanizmayı da kaybetmiş hücreler metastaza neden olur.
ve kötü huylu tümör olarak adlandırılır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bu konumuzun konu anlatımı bitti. Konuyla alakalı soruları çözerek yapamadıklarınızı soru çözüm videolarından bakabilirsiniz. Bir diğer konumuzda görüşmek üzere.